Oyuna girmeye çalışırken All-Star'da takım kaptanı olarak takım seçmeye davet ediliyoruz Hello ve everybody. How you Giannis doing? Antetokounmpo da Nice burada. man. Herkesi My man kısaca Giannis. Good to see you. selamlıyoruz. What's up, man? Çok fazla bir diyalog Pick it yok up. arkadaşlar. O yüzden ben Without fazla Udoka ses Cousins, huh? çıkartmayacağım. Buyurun, Sure. video Take a sizlerle. picture. I don't know. I don't know. Just so you know, my team's gonna destroy your team. My team's a lot better than your team. Nah, man. They're gonna İkisi de make takımlarının daha pictures iyi of olduğunu you. iddia They're gonna ediyor. put them on a poster. And kids across America are gonna be no looking way. at it. No way. AJ White bayağı iddialı My team got konuşuyor. the best player in the world. See, I'm gonna take the key to the city that Milwaukee gave you and wear it as Milwaukee'nin a necklace. verdiği şehir anahtarını alıp boynuma kolye yapacağım diye çok iddialı bir kelime kullanıyor ve sonrasında da sen çok çirkinsin ya diyerek Antetokounmpo'dan bir cevap geliyor. Tabii şakalaşıyorlar ama AJ White biraz iddialı konuştu. Evet, takım seçme zamanı. Soldaki benim takımım, sağdaki de Yanis'in takımı oluyor. Önce ilk 5'leri seçeceğiz, ardından da yedek oyuncuları seçmeye başlayacağız. Fazla bekleme gerek yok herhalde. Startı verelim o zaman. İlk biz seçiyoruz. Kevin Durant, LeBron, Anthony Davis, Kawhi, işte bütün herkesi görebiliyorsunuz. İlk 5'i seçiyoruz bu arada. Yani LeBron'u almazsam kan çıkar canım. LeBron James yani. Takım arkadaşımız, takımdaki en yakın hissettiğimiz kişi, o yüzden LeBron James, evet. LeBron'la başlıyoruz. Yani Kevin Durant'i tercih ederim. Antetokounmpo da Kevin Durant'i aldı zaten. Bize de, oy, Anthony Davis ile Kawhi Leonard yan yana olmasın ama haksızlık bu ya. Abi ikisini de almak istiyorum, ne yapacağız? Şimdi Kawhi mi Davis mi? Abi LeBron'u aldık, o yüzden Anthony Davis alacağım. LeBron var çünkü zaten 3 numarada. İlk 5 olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Russell Westbrook aldı. Ama yine aynı sebepten dolayı. Abi Kawhi'ye şu an ihtiyacım yok. Yani ilk 5 göz önünde alındığımda Kyrie daha cazip burada. O yüzden gel bakalım Kyrie. Eski takım arkadaşımız bir önceki sene. O da Kawhi Leonard aldı. Porzingis mi, Kyrie Irving mi? Point guard aldık zaten. Porzingis pivot pozisyonunda başlayabilir. Yalnız Anthony Davis de Porzingis potu altında efsane oldular. Tabii ki Giannis'e de Kyle Lowry kaldı. Şimdi yedek oyuncuları seçiyoruz. James Harden'ı seçti. Ben de şöyle bir bakıyorum. Karl Anthony Towns ve DeMarcus Cousins hemen iki Lakers'lı gelmiş. 4 tane All-Star'ımız var bu sezon. Çok iyi. Ama ben hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Yani daha doğrusu hiç oynamadığım, uzun zamandır yani oynamadığım kişiyi Stephen Curry alacağım. Kyrie'nin yedeği yaptık Stephen Curry'e bu arada. Şimdi şöyle bir bakalım. Ya Karl Anthony Towns ve DeMarcus Cousins zaten var. O yüzden ben değişik olsun diye Joel Embiid'i alacağım. Embiid'i de çok severim çünkü. Andre Drummond aldı. Antetokounmpo kendisi gibi savunmacıları toplamaya çalışıyor herhalde takıma. Şöyle bir bakacağım. Yine Karl Anthony Towns ve DeMarcus Cousins'ı bu sezon zaten fazlasıyla izlediniz. O yüzden Paul George gel kanka. Evet. LaMarcus Aldridge aldı. Allah Allah. Karl Anthony Towns'a DeMarcus Cousins'ı hiç kimse istemiyor bu arada. Şöyle kalan oyuncuları da göstereyim. Hiç kimse istemiyor herhalde, anlamadım. O zaman gel Towns. Yapacak bir şey yok. Bir tane huzurumuz olsun. Evet, DeMarcus Cousins gitti. Burada baktığımız zaman Ben Simmons'ı alabilirim ya. Yani ne bileyim. Karar veremedim şu anda ama Ben Simmons, ya buradaki oyuncuların hepsine Ben Simmons'ı tercih ederim şahsen. O yüzden Ben Simmons'ı alacağım. Bu tamamen kişiseldi. Gordon Hayward aldı. Middleton mı, Mike Conley mi, D'Angelo Russell mı? Artık biraz alt sıralar kaldı. Şütör gardımız yok gibi görüyorum. O yüzden Middleton gelsin. Tamamen artık kadroyu doldurmak amaçlı. Mike Conley'i aldı. D'Angelo Russell çok güzel. Zaten D'Angelo'yu tercih ederdim Mike Conley'e. Evet, işte takımlar bu şekilde oluştu. Yani biraz zevkime göre, biraz da aşağı yukarı sizlerin isteyeceğiniz oyunculara göre almaya çalıştım. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bu arada bu 50. bölümümüz. Bu sezonun 50. bölümü ve bu All-Star maçından önceki son bölüm olmuş olacak. Bir sonraki maçımız All-Star karşılaşması olacak. Come on man, you're terrible. Are you still coming over, right? Yeah. Okay, cool. Thank you guys. ...50. bölüme tekrardan hoş geldiniz. Kendi sahamızda Sacramento Kings'i ağırlıyoruz. Sacramento maçını es geçmek istemedim çünkü onlara karşı oynamamız çok zevkli oluyor. Bence bir iki eklemeli çok daha iyi takım olacaklar hem bilgisayarda
hem de gerçek hayatta. Bu arada gördüğünüz gibi sağ biraz renkli farklı gelmiş olabilir. 4K tekstürlü Staples Center modunu kurdum ve gayet hoş duruyor. Hiçbir performans kaybı ben almadım. Şu an kayıt altında olmama rağmen 60 FPS'i çok rahat görebiliyorum. Nasıl mod kurulur, nasıl scoreboard değiştirilir, set nasıl açılır, set nasıl oynanır, perde adam nasıl çağrılır gibi bütün videolar kanalda mevcut. Kendimce anlatmaya çalıştığım videolar kanalda mevcut. Açıklamalar kısmında ve yorumlardaki ilk yorum olarak bulabilirsiniz. Şimdi artık yavaş yavaş maçı anlatmaya başlayacağım ama aslında ufak tefek eklemek istediğim birkaç şey daha var. Bu aralar yoğunluğum sebebiyle 2K'da ve kanaldaki diğer serilerde ufak bir aksama olduğunu zaten hepiniz fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum ama yakında bu sona erecek. Yine aynı şekilde haftada 2 video, 3 video 2K koymaya çalışacağım. Aslında bu hafta ikinci video ama bir tanesi sorduğunuz sorular doğrultusunda hazırladığım set oyunları falan diye eğitici, öğretici bir videoydu. Ama dediğim gibi yakın sürede tekrardan eski halimize döneceğiz. En çok gelen sorulardan biri MyGM'e ne zaman başlayacağız? All-Star'dan sonra başlayacağız çünkü 2K biliyorsunuz gerçek oyuncuların performanslarına göre 2K'da da oyuncuların overall'larını arttırıyor, düşürüyor. All-Star'dan sonra da bir takas muhabbeti olmayacağı için gerçek kadrolar ve gerçeğe en yakın güçleriyle oyuncuların başlamak istiyorum. O yüzden All-Star haftası biter bitmez MyGM serimiz başlayacak. Geçen sene yaptığımız gibi efsanelerle dolu, yani bütün gelmiş gitmiş en iyi oyuncuların olduğu bir lig yerine sizlere ben 5 tane takım belirleyeceğim. O 5 takım arasından oylama ile sizlere seçtireceğim takımı. Bunlar arasında gençlerin olduğu, yükselmeni ihtimalinin olduğu takımları koymaya çalışacağım. Gidip de Golden State'i, Boston'ı falan eklemeyeceğim ki onlarla şampiyon olmak çok kolay. Amacımız burada eğlenmek ve gerçeğe yakın bir MyGM ortamı oluşturmaya çalışmak olacak. O yüzden dediğim gibi 5 tane orta seviyede takas yapabilecek, geleceği açık takım seçip onları o takımı şampiyon yapmaya çalışacağız. Bununla da ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bu sene böyle bir MyGM oynayalım diyorum ben. Bu arada 2019'unda ilk hastalığına yakalandığım gibi şu anda gerçekten biraz halsizim ve burnum fena akıyor. O yüzden biraz sesim farklı geliyor olabilir. Hatta konuşmakta bile hafiften zorlanıyorum ama bu bölümü bugüne yetiştirmek istiyorum. O yüzden bu bölümlük beni mazur görün. Hafif bir rahatsızlığım var. 59-55 Dwayne Wade sırtı dönük oynuyor. Bu sezon basketbolu bırakacağını söyledi Dwayne Wade ve veda turu atıyor bildiğiniz. Yaşattıkları için bize teşekkür ediyoruz. 2006 finallerini herhalde hepiniz hatırlıyorsunuzdur. 2-0'dan 4-2. Dwayne Wade'in 4 müthiş karşılaşması, 4 müthiş maçı ki o seride Alonzo Mourning'in oynadığı bir yaklaşık 1,5-2 dakikalık bir bölüm var. Hiç aklımdan çıkmıyor. Yani kariyerini ortaya koydu Alonzo Mourning orada ve çok iyi savunma yapmıştı. Gary Payton'ın da aynı şekilde önemli basketleri vardı. Shaq zaten Shaq yani ve çok güzel bir hikayesi, çok güzel bir final serisi olmuştu 2006 finalleri. Bir yerlerden bulup izleyin eğer izlemediyseniz. Karşılaşmaya çok kötü başladım ben bu arada. Sadece 8. sayımdı bu. İkinci yarıda toparlayacağım. Dwayne Wade bu arada sırtı dönük oynuyor. AJ White'ın üzerinden atışı isabetsiz. DeAndre Jordan'ın çekti savunma reboundunu. Arkadan LeBron geliyor. Ödüm boşaldı bu arada. Dwayne Wade kusura bakma, bunu yapmak istemezdim. Ben bile ne olduğunu anlayamadım bir anda. Bir de göstere göstere tekrarlarını koydum. Yani kendimden utandım biraz ya. White yine zor bir basket. Farkı yavaş yavaş açıyoruz. Dwayne Wade. Corey Harris'le birebir oynuyor. Corey Harris ile Dwayne Wade'in de oyun stilleri birbirine çok benziyor aslında. Basketi buldu Dwayne Wade. Lonzo ile çıkacağız. AJ White takeover modundayım. Bunu biraz kullanmak istiyorum aslında. Cousins'ı perdeye çağıracağım. Cousins iyi devrildi. Ters eşleşmede kullanmadı. Bana geri döndü. Tepeden 3 sayılık atışım isabetli. Çok güzel pas DeMarcus Cousins'tan.
Bu arada fark etmişsinizdir, çok gelen istek üzerine saçların yanlarını kazıttım. Fena durmadı gibi. Bu arada Boss Fadeaway'im isabetli Bogdanovic'in üzerinden. Fena durmadı gibi. Sizlerin de saçlarla ilgili yorumlarını, görüşlerini bekliyorum. Ara sıra değiştireceğim. Of, bu arada çok ezbere, çok kötü bir pas yani. Jimmy Butler zaten bunlar için hayatta. Çok iyi girdi araya. LeBron. Butler takeover modunda çok iyi savunma geldi. White'a döndü. White köşeden 3 sayılık atışı isabetsiz. Jimmy Butler çekti savunma reboundunu. 94-92'ye geldi skor. Butler içeriye adamımı da kaçırdım ve evet, Buddy Hield'dan basket geldi. 10-0'lık seri Sacramento Kings'ten. Hall of Fame'in gerçekten hiç acıması yok. Yani iyi oynadığınız zaman ne kadar etkili olabiliyorsanız, bu arada DeMarcus Cousins'tan çok güzel bir smaç potu altında. İyi oynadığınız zaman ne kadar etkili olabiliyorsanız, kötü oynadığınızda da takıma o kadar zarar veriyorsunuz. Özellikle Hall of Fame'de, Hall of Fame bunları hiç affetmiyor ve gördüğünüz gibi fark diye bir şey kalmadı. Aslında 3. çeyreğe iyi başlamıştım. 4. çeyrekte yine aynı ilk çeyreklerdeki gibi kötü oynamaya başladım. Hala soğuğum şu anda. Bu arada Jimmy Butler da LeBron üzerinden basketi buldu. Sacramento önde şu anda ya. Yani var mı böyle bir şey? Gelir gelmez göndereceğim. Excellent release soğukken bize. De'Aaron Fox, Jimmy Butler hemen hemen aynı noktadan cevap verdi. AJ White'a 2 sayılık bir basket Jimmy Butler'dan. Sacramento ne yapsak cevap veriyor gibi şu anda. LeBron oyun kuruyor ki bu iyi bir şey. LeBron'un ellerinde olması. DeMarcus Cousins birebir oynadı. Cousins basketi buldu. 103-102 oldu. Labissiere, Collinstein içeriye çok keskin bir pas Collinstein'dan ve basket De'Aaron Fox'tan. İkinci yarıda 20 sayım var ama dördüncü çeyrekte çok fazla bir şey yapamadım. Burada güzel bir top çaldık. Lonzo Ball, o da yorgun, ben de yorgunum. Smacı vuran isim Lonzo Ball oldu. Bir top kaybı daha Sacramento Kings'ten. LeBron beni gördü, yüklendim. Sert bir faul geldi. İki servis atış kullanacağım. Bu arada hiç sakatlanmıyorum ben ya. Siz sakatlanıyor musunuz my kariyerde? İki sezondur bütün maçları oynuyorum. Sert fauller de alıyorum ama hiç sakatlanmadım şahsen. LeBron bu arada 3 sayılık basketti, bizi biraz rahatlattı. Butler yine birebir oynuyor. Fake'lerine cevap alamadı. Jimmy Butler LeBron'dan iyi savunma. LeBron'dan çok iyi savunma. Hızlı çıkabiliriz. Karl Anthony Towns orta mesafeden atışı isabetli. Karl Anthony Towns. Onun da 18. sayısı olmuş. 6'sı da boyalı alandan, yine dışarıdan oynuyor ve mola geldi Sacramento Kings'ten. 113-105. Jimmy Butler gereksiz bir ikili sıkıştırma burada. Jimmy Butler da tepeden üçlüyü gönderdi. De'Aaron Fox'tan güzel pas. LeBron üzerinden oynuyoruz ve çok temiz oynadık. LeBron'un en sevdiği set. Tertemiz bir set. İçeriye Collinstein atışı isabetsiz. Cat çekti savunma reboundunu. Lonzo ile çıkacağız. Ağır oynayabiliriz. Karl Anthony Towns. DeMarcus Cousins. Bana döndü. Ben pas istemedim ama kötü pozisyon aldım. Basket. Buddy Hield'dan. İçeriye LeBron. Bir an topu kaybettik sandım. LeBron James çok güzel döndü. İki serbest atış kullanacak LeBron James. De'Aaron Fox. Çok kötü bir pas ve top kayboldu. DeMarcus Cousins yüklenecek. DeMarcus Cousins da faul durduruldu. O da iki serbest atış kullanacak. Bu bölümde faullerle sayı buluyoruz. Jimmy Butler süresi azalıyor artık. Son 15 saniye içerisindeyiz. Butler el üstü bir üçlük. Jimmy Butler fark sadece 5 sayı. Taktik fauller görüyor ve Lonzo çok kötü faul atan bir isim. De'Aaron Fox da atılmış bu arada. Lonzo ilk atışı isabetli. Ben de kenara geldim. Herhalde ilk 5'i kenara çekiyoruz. Aynen LeBron da kenara geliyor. Evet, komple ilk 5'i kenara çekiyoruz. Lonzo hariç. İleriye aldığımızda 120-116 Sacramento'yu kendi sahamızda yenmeyi başarıyoruz. Evet, All-Star'dan önceki son karşılaşmamız işte bu şekildeydi. 42 dakikada 26 sayı, 23'te 10 ile bugün kötüydüm gerçekten. 6'da top kaybım var. Ama Corey Harris ve LeBron James bizi sürükleyen isimler oldular. Buddy Hield'ın da 22 sayısı göz dolduruyor. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenirip paylaşırsanız kanalımıza bir sene katkı sağlamış, beni de sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki maçımız All-Star maçımız olacak. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.